Hayır, fondöteni buraya sürmeyi nasıl becerdin? Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Suratımda maske varmış gibi durmamın sebebi sadece yüzüme fondöten sürmem ve gözlerime sürmemem. Neden? Çünkü bugün kirpiklerimi boyayacağız. Hep saçlarımı boyuyordum. Bu sefer kirpiklerimi boyayayım dedim. Çünkü benim kirpiklerim aslında gür. Fakat sonlara doğru böyle sararmış ve evet, sarı. O yüzden dedim ki onları neden boyamayayım? Ve Rossmann'da bunu buldum. Bu kirpik boyası. Hiç denemedim. Kirpiklerinizin daha uzun ve dolgun görünmesine yardımcı olur. Evet, vegan bir ürünmüş. İçerisinde emülsiyon. Emülsiyon. Jel boya. 1 adet kirpik fırçası, 2 adet kulak çubuğu, 10 adet kirpik pedi varmış. Açalım bakalım. Şöyle. Bakın. Şöyle tutayım. Kullanım talimatı düştü. Bu şekilde geliyor. Evet. Siyah rengini aldım. Doğal olarak. Ama ve şimdi bunları karıştıracağız ama nasıl? İçerisinde böyle böyle pedler olması gerekiyor. Ama bende yok. Neden? Neredeyse peçete alıp kesecektim ama çok zekiyim gerçekten. Çünkü buradaymış. Bakın. Şimdi bu tamam. Kullanma talimatı. Ay çok heyecanlıyım. Kullanma talimatını okuyalım. İçerisinde bu. Evet, ambalaj içerisinde bulunan kirpik pedine biraz cilt kremi sürerek kirpik kenarına sabitleyin. Tamam, onu yapalım. Krem getirdim yanımda. Böyle herhangi bir krem kullanacağım. Şimdi. Biraz sürelim. Böyle böyle sürüyorum üzerine. Birazcık. Ve yapıştırıyorum. Yapıştırdık. Ay, ipek kirpik yapacakmış gibi hissettim. Zuzu. Getir onu buraya. Evet, yapıştırdık. Sonra ne yapıyoruz? Şişe içerisindeki sıvıyı kulak çubuğu yardımıyla iyice ıslanana kadar birkaç kez kaşlar, kirpikler üzerine sürün diyor. Aldım bunu. Şimdi bunu iyice ıslanana kadar oturuyormuşum. Islandı. Ve şimdi ne yapıyoruz? Kirpiklerin üzerine sürün. En fazla bir dakika etki etmesini bekliyoruz. Biraz yakına geleyim. Çok komik. Gözümü çıkaracağım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sen ne ara çıktın oraya ya? Şimdi jeli, ay böyle konuşmak da çok komik oluyor ama jeli bu yanında çıkan fırçaya sürüyormuş eşit bir şekilde. Evet, yaptım ve şimdi bunu da ve kirpiklerimize sürüyormuş. Thank you.
en çok bu uçlara sürmeye çalışıyorum. Çünkü oralar işte dediğim gibi daha sarı. En son ne zaman bu kadar konsantre bir şey yaptım acaba? Söz konusu göz olduğu için biraz tırsıyorum. Ve ayna almayı unuttum o yüzden. Kameradan bakmaya çalışıyorum. Galiba bu kadar. Evet, ben artık bunu açıyorum. Ve bulaştırdığım yerleri bir sileyim önce. Siz bir fark görebiliyor musunuz? Bu tarafı boyadım, bu tarafı boyamadım. Bence buralar daha belirgin oldu ve şurası. Bakın, ikisinin arasındaki farka. Şey yazıyordu bu arada burada. İhtiyaca göre yani, kişisel ihtiyacınıza göre ve yüz temizleme alışkanlığınızın sıklığına göre bu işlemi tekrarlayabilir misiniz veya yoğunluğunu fazla isterseniz. Ama normal koşullarda 3 ila 6 hafta arasında kalıcıymış. Ben eğer yarın çekebilirsem bir de gündüz çekerim. Ama şimdi bu gözümü de yapmak istiyorum. Aa, bakın nasıl boya çıktı bana. Biraz böyle şey, tedirgin oldum. Yani ipek kirpik yaptıranlar da bilirler. İpek kirpikte biraz böyle göz yanma oluyor. Biraz dediğime bakmayın, bayağı oluyor. Öyle bir şey bekliyordum. Ama olmadı. Bence bayağı burası şu an rimelli gibi duruyor. Şimdi ilk önce bunu tekrar yapıştıracağız. Bayağı sevdim. Biraz krem alıyorum. Buna sürüyorum. Artık boyayacak bir yer kalmadı ya. Saçımı boyayamıyorum ya. Bu arada geçen gün yine cila yaptım. O yüzden yine bayağı küllendi. Şöyle yapalım. İyice yapıştıracağım. Şimdi daha profesyonel. Pamuğa. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun çocuk? Zuzu? Ne yapıyorsun? Senin de kaşlarını boyayalım mı? Bence oldu. Hatta burası daha yoğun oldu. Sevdim. Şimdi gözlerim aktı tabii. Bayağı. Az önce de anlatıyorum. İpek kirpik de şöyle yanıyor, böyle yanıyor diye al. Al işte. Al işte. Evet ve hala ürün kaldı yani. Bundan hala birkaç kere daha yapabilirsiniz. İşlem tamam. Bu arada özür dilerim. Sürekli kendime bakmak zorundaydım. Çünkü yanımda ayna yoktu. Ayna almayı unutmuşum. Videoya da başlama hevesiyle almadım. Unuttum. Evet. Eğer bir klip koyabilirsem bir klip koyarım. Yarınki halini. Ama koyamazsam da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz hiç
Şöyle, siz hiç kirpiklerinizi boyamış mıydınız önceden? Ya da hiç lifting yaptınız mı? Çok merak ediyorum kirpik lifting nasıl olur bende diye. Bakalım belki bir gün bakarsınız bu kanalda. Onu da evde yaparım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürekli böyle durdum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.